Nariman Narimanov çok aldandı. O zannetti ki Lenin bunu şey etti, bilmem ne etti, Azerbaycan serbest olacak, yok. Çok şey dedi. Unutmayın ki Ermeni almıştı bütün komünistlerin etrafını. O istemezdi. Bunlar hepsi Amerikalıların, İngilizce bir söz var, dirty politics. Biraz ne politika. Hamımızı mahveledi. Beni nasıl mahveledi? Ne pulda ne devlette benim gözüm yoktur. Ben 6 yaşındayken bütün sevdiklerimi kaybettim. Dayılarımı, emilerimi, halalarımı, nenemi. Ben büyüdükçe o sevgiyi arayırdım. Onu tapabilmedim. Ne kadarsa Türkiye'de bana yakınlık şey ettilerse benim öz kanımdan kimse yoktur. Onun için ben bunu hesent affelemem. Bunu ben Bakü'de de bilirler beni. Bakü'de bütün Azeriler bilir ki Züleyha Hanım nefret ediyor Rusla. Nefret değil. Rus da zavallının biriydi. Bak ne güne düşmüş. Sovyet hakimiyetinden gelirdi. Başarizmden gelirdi. Ama sevmedim. Doğrusunu söyleyeyim size. Neyse perestroika oldu. Kongresmen Moody vardı. Jim Moody. O beni taptı, dedi ki Mrs. Weber dedi, ben Bakü'ye gidiyorum, benle beraber geleceksin. Yok dedi, benim ne işim var Bakü'de dedi. Gel dedi, ana vatanındır, heledir, beledir. Yani beni kandırdı Türklerin dediği gibi. Ve beraber Moskova tarihiyle Bakü'ye geldim. Dekember ayında 90 yılında. Bakü'ye geldiğim zaman airport yoktu. Balaca bir böyle yırık kırık bir ev vardı. İki tane, üç tane pis Rus afiserler vardı. Bir de Rus mafişkeleri, saçları da kırıklıydılar. Ondan sonra böyle şaşırdım. O zaman Bakü'de bir prokuror vardı, Mine Nagiyeva. Şeyin Oktay'ın anası. Mine Nagiyeva benim halamın nöbetiydi. O geldi beni karşıladı. Ah Züleyha, hoş geldin, hoş geldin filan. Biz konağa gitmiştik. Bizi şey Elçin Efendi davet elemişti. Gittik o menhide otelde kalırım ya. O zaman Sovyetski'ydi neydi. Orada kaldı. Ve Allah razı olsun. Ben onu severim. Hasan Gasarov nazırdı. Çok güzel kabul etti. Maşinler verdi, şoförler verdi. Banketler eledi filan. Ondan sonra gittim Hacı Zeynel Abidin Tagiyev'in o zavallı Sara Hanım'ı taptım. Ne günde. Padvalda. Ve o akşam Kasanov yemek verdi bize. Bana dedi ki Züleyha Hanım Bakü'yü nasıl taptın? Dedim ki benim uşağlığımda Bakü başka türlüydü, şimdi de başka türlü. Yalnız dedim çok şey edirem dedim. O bütün onun nazırları da orada otururdular. Nasıl dedim siz dedim Azerbaycan milleti Hacı Zeynel Abidin Tagiyev kızını padvalda taptım dedim. Bunlar doğru işler değildir dedim. Ne cevap verdiler? Vallahi haberim yoktur dedi. Hemen dedi sabahle, hakikaten sabahle taptılar, kvartire verdiler, gönderme, o öldü sonra. Onu da ben Gasan Gasanova şey etmem, taksir tapmam. Size de taksir tapmam. O zamanında olmuştur. Acık olan millet, hele aşağı sınıf, proletaryat. Onlara söz verdiler ki bütün bu devlet sizin olacak. Nereden olacak onların devlet? Nerimanov da bak bu yalanlar, bu yanlışlara gitti kurban. Siz nice hatırlıyorsunuz Nerimanov'u? Şimdi ben Mardekan'da Varşilov'u getirdik bizim bağa. Nerimanov. Terasta yemek yirdiler. Nenemiz de dedi ki artık kulluhçu mulluhçu yoktu. Yaprak yığın, size dolma pişirin. Biz yaprakları yığırken baş pehvan geldi dedi ki uşaklar yığmayın, burada yeni gelen hozeyinler bırakmırlar.
Biz de neneye dedik. Nenem aldı yaprakları, terasa gitti ve attı Narimanoğlu'nun başına. Ben şılam doğrulaşıyorum. Dedi ki ona, ay kişi gözünden gelsin ağalar sana ele geliyor. Hiç sesini çıkarmadı. Varşilov dedi ki ona, şu ona geberi. Dedi ki nişim o. Tuttu şu tarafı. Ondan sonra bunlar tarihtir. Qüdrətli oğullarına nə Tağıyevə, nə Nağıyevə, nə Əsədullayevə yer olmadı burada. Bu vətəndə onlara yer olmadı. Nə özlərinə, nə nəsillərinə, nə öz uşaqlarına heç bir nəsib olmadı. Azərbaycan üçün fəxr ola biləcək insanlar buradan bunlar hamısı olub var və bu saat ən qüsurlu hal olub ki, harada olmağından asılı olmayaraq biz birləşik bir millət ola bilmirik. Düşmənlərimizdən fərq olaraq birləşə bilmirik. Bir amal naminə birləşə bilmirik. Və niyəsə səpələnmiş vətənlərimi görəndə yadıma 40 nar çubuğu düşür. Və bu 40 nar çubuğunu xatırlayın. Təklikdə hər birini sındırmaq çox asandır. Amma onları bir yerdə sındırmaq da mümkün deyil. Və bizə bugün həmin o 40 nar çubuğu bir yerdə olmaq daha çox vacibdir və lazımdır hər birimizə. Ben iftihar ederim vatandaşı olduğum. Memnunum. Benim Türk pasaportum da var. Çünkü hakkım var benim şey etmeye. Ben istesem Azerbaycan pasaportunu da alırım. Derhal verirler bana. Ama 3 pasaportla ne gezeyim? Zaten Amerikan pasaportu. Ben Bakü'ye geldiğim zaman pasaportuma bakmıyorlar. İnanırsan. Vallahi. Aa, hoş geldin Züleyha Hanım. Ne pasaport bazlığındır. Geç diyeyimler. Değişersiz mi Amerikan? Bugün Türkiye özü geldi bu hale. Pulları çaldılar. Azerbaycan da öyle. Herkes cebini doldurdu. Olmaz. Siz Amerikalı kime fəxr edirsiniz? Yok. Ben onun için bizim sefirin başına yemin ederim. Bizim sefir isteseydi multimilyoner olardı. Bu adamın kuruşu yoktur. O outstanding bir insandır. Ben söyledim prezidenta. Sizin dedim Hafız Paşaev diye hemşe herkes bakıldığı yer. Bütün dünya Amerika'ya bakma. Sevirler, tuttular, pahalıydılar. Bunu başa düşmüller ki Amerika'nı zengin eleyen milletidir. Benim işlediğim kampanya Devon senelik operasyonları 7-8 milyon dolardır. Beni Oklahoma'ya çağırdılar konak. Vallahi evleri
Yahudilerden ve Hristiyanlardan alınmıştır. Biz en genç bizim dinimizdir. En son. 600 senesinde çıkmıştır bizim din. Ve çok güzel bir dindir. Yani bugün siz nece... Ama rezil ettiler dini. Yani bugün nece güman ediyorsunuz? Amerika'da Müslümanlara karşı münasebet değişti mi bu terör hadiselerinden Amerika sonra? Müslüman nedir bilmirdi. Din de öğrenir. Bilmirdi. Katiyen bilmirdi. İndi tezik var mı Müslümanlara karşı? Yok. Bence yoktur. Çünkü bakın ben burada 50 senedir otururum. Herkes bilirdi ki ben Müslümanım. Türkiye'de büyüdüm. Azerbaycanlıyım. Diyirdim Azerbaycanlılar da Müslümandır. Şudur budur. Bana bir günde demediler ki sen Müslümansın. Ben ara sıra pazarları kiliseye giderim. Nasıl kabul edirler? Mrs. Weber gel orada oturma, burada otur. Bunların dinleri de kötü bir din değildir. Hamsına kömek giyirler, pul verirler, çörek verirler. Yani herkesi alırlar. Bu ayın tahminen pazar günü baş verdi. Bu mikrofon dostum kuzu kesim. Demeli bu axırıncı pazar günü baş veren belə deyək cavab ateşi oldu və yaxud da terrorçulara karşı Amerika bu adımı attı ki adını terrorçu koyup yani Afganistan'ı bombaladılar. Bəs buna necə, bunu necə qiymətləndirir? Ha, bence ne soracaksın? Afganistan'ı bomba etmek günahtır. Aç, perişan, çıplak bir şeyleri yoktur. Görmürsünüz ben televizyonda görürüm. Uşaklar yırtık, çırtık, pırtık, körek yok, bir şey yok. Onlara bomba atmak günahtır. Ama bunun bir çaresi olmalıdır. Bu terörizmin sonu lazımdır. Bu terörizmin en büyük sıkıntısını Türkiye çekti. 30 bin duluna yetim kaldı. Bəs niye onda dünya ictimaiyyəti? Türkiye'de, barbar Türkler dediler. Ne zaman ki olacağı yakaladılar, getirdiler asmak için. Bütün Avrupa'ya kalktı bilirsiniz. Neden? İstemezler biz kuvvetli olmalı. İstemezler. Mənə hatta biraz əsəbləşdirirdi ki, tabii ki hiçbir millete, günahsız millete... Ama ben size bir şey diyeyim. Arap'a neylese haklıdır Amerik. Arap yabandır. Bak bak bak. Kür başımıza. Neden sevmişsiniz bu Araplar? Araplar da Müslümandı. Siz de Müslümansınız. Ben de Müslümanım. Bunların hamısı terörist bu değil. Bu Müslüman mi? Değil. Müslüman olsa böyle eyler. Biz Müslümanlar terörüyle yapsaydı. Müslüman evvela bütün parasını pulunu, bütün Müslüman dünyayı eğitim yapar. Cahiliz biz. Sen bakma, sen okumuşsun, ben okumuşum, o okumuş. Biz Müslümanı temsil etmeyiz. Müslümanı bir milyon insan temsil eder. Onun %80'i cahildir. Yaşının çoxluğuna baxmayaraq çox böyük enerji ilə danışan, yaşayan, ən əsası isə xanımlığını, əsilzadəliyini saxlayan bu insanın sifətinin cizgilərinə bir az da diqqətlə baxmaq lazımdır ki, onun gücünün daha böyük, daha çox, daha nələrə qadir olduğuna əmin olasın. Çünki onun yaşadıqlarına kimsə davam gətirə bilməzdi, heç bilməzdi. Gətirsəydi də bax belə qalmazdı, sınardı, əzilərdi, bu cür şux və ağalığını saxlaya bilməzdi. Ən əsası isə türklüyünü koruya bilməzdi. Şimdi bir fırsat var. Ama Aliyev çok akıllı adamdır. O da bekliyor. İstese bugün alırlar Qarabağ'ı. Bak ben sana diyeyim. Zaten ne gelirdi almaya? Türkiye dedi ki yok. Şey, telasma. Sabur. Sabur da olacak. Sonra bir ikinci mesele var. Qarabağ'ı aldı. Hele bilirsen ki bu muhacirler dönerler oraya. Hamsinin ev barkı var, bahçeler. Merdekende bağlara kurmuşlar bilmem. Övler de var ya gibi eylemişler. Ömürlerinde görmediklerini orada görürler.
Deməli buradan Azərbaycanı siz belə görürsüz. Yox, mən Azərbaycanı çox qüvvətli görürəm. Amma hamımız biz Amerika'da oturanlar, Almanya'da, Türkiye'de nerede olsun gerek onun dalında ola. Ancak. Da. Onun Züleyha dalında Hanım. Ola. Ben daima her gün ben sefire telefon ederim. Bu bilir. Sefir de beni çok sever. Ne lazımsa. Elimde benim ne varsa. Amerikalılarda bilmem nelerde şu var. Benim de çok tanıdığım var. Severler beni Amerikalılar. Fakat bizde de tahsir vardır. Birleşebilir miyiz? Birlik yoktur. Züleyha Hanım, biz bugün sizin evinizde Amerika'dayız ve ben çok şadım ki burada, benim için çok uzak, çok yad olan bir torpakta geldim, sizi burada gördüm ve çok sevindim, çoktan da... Ben de, yani iftar ettim ve çok 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 sevindim, çok şad oldum. Ama çay içecekler. Çay içsinden gitme olmaz. Sağ olaşaq. Yani bu cür sağ olaşaq çekilişi bitirmek için. Çok sağ olun. Çok sağ olun ki varsınız. Çok sağ olun ki... Çok ben olun. Çok çok şad oldum. Tabii ki bu memleketler birbirinden çok farklıdır ve tekçe bizi bu fark ancak zamanla okyanlar ayırmır bizi ve bizi hem de insanlarımızın yaşam tarzı, düşünce tarzı çok farklıdır ve bu daha çok ayırır. Amerika çoktan nizamlanmış bir ülkedir. Azerbaycan'ın ise problemleri hala çoktur, bir xeylidir. Amerika çok uca bir noktadadır, zirvededir, o her bir yerden görünür. Azerbaycan ise hamı için en uca zirvelerden illahdaki görünen noktada değil. Ve Azerbaycan'ı bu noktadan göstermek, onu tanıtmak bir iki neferin işi değil ve onu göstermek ve hemçinin onu sevdirmek daha vacib meseledir. Ve Amerika'nın en uca zirvelerden görünen Amerika'dan Azerbaycan'a bakmak, Azerbaycan'ı sevdirmek daha esas ve vacib meseledir. Benim kahramanım da böyledir. Benim kahramanım da öz vətənini, bak bu vətəni çok sevir ama onun yaddaşı, illahdaki onun atasıyla, babasıyla edilen rəhsar onu çok ne kadar buradan uzaklaştırsa da o mənən bura qayıdır. Çünkü o Azerbaycanlıdır. Onun geni onu bura qaytarır. Çünkü Züleyha xanım da Azerbaycanlıdır. Mamanıza bütün familiye çok selam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.